Merhaba, adım Esra. Size hikayemi anlatmak istiyorum. Başımdan geçen olayları Rabbim kimseye yaşatmasın. Eşim ile evliliğimizin 4. yılıydı. İlk zamanlar her şey çok güzel gidiyordu. Evlenmeden önce de 2 yıllık bir ilişkimiz olduğu için evliliğe alışmamız kolay olmuştu. Eşim, yani Tolga, çok anlayışlı bir adamdır. Sabah birlikte işe gitmek için evden çıkar, akşam neredeyse birlikte eve geliriz. Farklı yerlerde çalışıyor olmamıza rağmen çıkış saatlerimiz birbirine yakın olurdu. Bu yüzden de evde olan işlerde de paylaşım yaparak hallederdik. Bir gün kayınvalidem ve görümcem öğleden sonra bize gelmek istediler. Çalıştığımı biliyorlardı ama yine de eşim evde olmadan kadın kadına biraz sohbet ederiz diye ısrar ettiklerinden dolayı İş yerinden erken ayrılmak zorunda kaldım. Eve gitmeden önce pastaneden şekerli ve tuzlu kurabiyelerden aldım. Her akşam eve geldiğimizde zaten evi toparladığımızdan dolayı içerisi fazla dağınık değildi. Üstümü değiştirdikten sonra kayınvalidem ile görümcem gelene kadar kaynaması için çay suyunu koymuştum ki kapı çaldı. Kapıyı açtığımda evladını görmüşçesine mutlu olan kayınvalidemle sıkıca sarıldıktan sonra hemen arkasında tebessümle bekleyen görümcemi de içeriye davet ettim. Birlikte salona geçtiğimizde salonun tavanına kadar dikkatle incelemeleri tuhaf bir şekilde gerilmeme sebep olmuştu. Evi elimden geldiğince temizliyordum ki eşim de bu konuda bana yeteri kadar yardımcı oluyordu. Genel temizliği ise hafta sonları yapıyorduk. Böylece temizlik için daha fazla vaktimiz oluyordu. Mutfağa çay ve aldığım pastaları getirmek için gittiğimde içeriden sessiz sessiz bir şeyler konuştuklarını işittim. Çayları götürdüğümde ise hiçbir şey konuşmuyorlarmış gibi kendilerini toparlamış ve susmuşlardı. Keyfim istemsizce kaçmaya başlamıştı. Normal sohbetin yanı sıra etrafı sürekli inceleyen gözleri bir süre sonra kendi üzerimde hissetmeye başladığımda huzursuzluğumu gizlemek zorlaşmıştı. Kapının açıldığını duyduğumda sevinçle oturduğum yerden kalktım ve eşimi karşıladım. "Erken gelmişsin sevgilim," dedi eşim ve karşısında beni görünce keyfi yerine gelmişti. "Evet hayatım, bugün biraz erken çıktım, annemler de içeride, gelsene," dedim. Ona kıyafetlerini değiştirmesi için bile fırsat vermedim. Tolga şaşırmıştı ama yine de şaşkınlığının etkisinden çabuk kurtulup salona geçti. Mutfaktan bir bardak daha çay doldurup içeriye gittim ve eşime uzattım. Daha ilk dakikalardan keyfi kaçmıştı. "Kızım, işi ne zaman bırakacaksın?" diye soruyordu kayınvalidem. Sanki öyle bir planım varmış gibi. "Anne," diye uyardı Tolga. Gerilmişti. "Bir şey mi kaçırmıştım acaba? Anlayamamıştım." "Ne var sanki oğlum? Kötü bir şey mi söyledim? Düğün için çektiğiniz kredinin de borçları bitti. Artık tek başına da geçiminizi sağlarsın. Esra da üstüne düşeni yapsın, bana bir torun versin," dediğinde neredeyse şaşkınlıktan ağzım açık kalacaktı. 10 yıl önce eşini kaybetmiş ve evlatları için her şeyin en güzelini ve en iyisini isteyen bir kadındı kayınvalidem. Elbette torunu olmasını isteyebilirdi ama benim hayatımla ilgili planlar yapma hakkına sahip değildi. Üstüne bir de bilmedikleri şeyler vardı. O da bu konunun benim canımı nasıl yaktığıydı ve bunu kimse bilmiyordu. Sanki orada yokmuşum gibi bunu öylece Tolga'ya söylemesi zoruma gitmişti. "Affedersin anne ama anlayamadım. İşi neden bırakmam gerekiyor? Ben kredi borcumuzdan önce de çalışıyordum. Borcumuzun bitmesiyle neden işi bırakayım ki? Ayrıca üstüne düşeni yapsın dediğiniz şey bir görev değil anneciğim. Bir bebek ve öyle görevi yerine getirmekle bitmiş olmuyor her şey." Kendimi tutamadan kayınvalideme cevabını vermiştim. Tolga'nın böyle bir şeyden haberi var mıydı bilmiyorum ama olmamasını istiyordum. Sonuçta bu benim hayatımdı ve bu hayatı birileri istiyor diye yönlendiremez, şekillendiremezdim. "Aa, aşk olsun kızım. Ben kötü bir niyetle söylemedim. Çalışmana gerek kalmadı artık,
güzel güzel geçinirsiniz. Hem yapın bir çocuk. Gün boyu sana da oyalanacak bir şey olur. Duyduklarım beni daha çok şaşırtıyordu. Anne, yeter. Esra işi kendi isterse bırakabilir ama çalışmak istiyorsa da sonuna kadar arkasındayım. Bu konuma gelebilmek için gece gündüz çalıştı. Emek verdi. Ben karımın çalışmasında bir sakınca görmüyorum. Sonuçta kendi kararlarını verebilecek bir yaşta. Bebek meselesine gelirsek de biz ne zaman istersek o zaman olacak. Bunun kararını vermek bize düşer. Tolga'nın beni savunması ve arkamda olduğunu söylemesiyle içimde bir rahatlama olmuştu. En nihayetinde o da bu konuda benim kadar hassastı. Sonunda kayınvalidem ve görümcem durumun verdiği hoşnutsuzlukla evden ayrıldılar. Nereden bilebilirdim ki her şeyin aslında o gün başlayacağını? O gece çok susadığım için bir ara uyandım ve Tolga'nın yanımda olmadığını fark ettim. Yataktan kalkmak için döndüğümde ise bir anlık korkudan aklımı kaybedeceğimi sandım. Tolga başucumda ayakta duruyor ve öylece gözlerini bir saniye kırpmadan beni izliyordu. Sanki uyandığımın farkında bile değildi. "Hayatım, iyi misin?" diye sordum ama herhangi bir tepki vermeden izlemeye devam etti. "Uykumu tutmadı sevgilim." "Tolga, korkutuyorsun beni. Her şey yolunda mı?" diye sorularımı ardı ardına sordum. Hiçbir tepki yoktu. Korkuyla gözlerimi yumdum ve başucumuzdaki komodinin üzerinde duran abajurun ışığını açtım. Gözlerimi tekrar araladığımda gördüğüm tek şey boşluktu. Tolga yoktu. Her şey normaldi. Yatağın hareketlenmesiyle yerimden sıçradığımda Tolga gözlerini açtı ve uykulu bakışları anında beni buldu. "Esra, ne oldu hayatım?" diye uykulu bir şekilde sorduğunda korkumu bastırmaya çalıştım. Tolga yataktaysa başucumda beni izleyen kimdi diye kendi kendime sordum. Sonrasında uykudan yeni uyanmanın sebep olacağı bir halüsinasyon olabileceğini düşünerek kendimi avuttum. "Susamıştım hayatım. Ondan kalktım." diyerek onu rahatlatmaya çalıştım. Gördüğüm halüsinasyondan bahsetme gereği duymadım. Sonuçta gece gece uykusunu açmamın bir anlamı yoktu, sabah işe gidecekti ve uykusuz kalmasını istemiyordum. O gece mutfağa gidip su içemedim. Korkuyla yatağa geri döndüm ve sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Sabah her zamanki gibiydi. Kahvaltımızı yaptıktan sonra birlikte evden ayrıldık. İstemsizce bütün gün geceyi düşündüm durdum. Akşam iş çıkışı eşim mesaj attı ve bu akşam biraz geç gelebileceğini, arkadaşlarının ona birlikte vakit geçirmek için çok ısrar ettiklerini yazmıştı. Keyfine bakmasını söyledim ve eve gittim. Gece uyuyamadığım için uykusuzdum. Salonda film izlerken uzandığım kanepede uyumuşum. Kapının sesini duyduğumda Tolga'nın geldiğini anlamıştım. Lakin uykusuzluğum o kadar ağır geliyordu ki yattığım yerden kalkamamıştım. Salona geldiğinde yüzüme çarpan alkollü nefesinden beni izlediğini anlamıştım. Hemen ardından saçlarımı okşayıp şakağıma bir öpücük kondurdu. "Ben geldim hayatım. Hadi odamıza gidelim." diye fısıldadı kulağıma. Sıcak nefesi yüzüme okşarken alkol kokusunu umursamamıştım. Gülümseyerek gözlerimi araladığımda beklediği buymuş gibi gülümsemiş ve hatta gözlerinin içinde bir parıltı belirmişti. Biraz daha yaklaşıp dudağıma nazikçe bir öpücük kondurduktan sonra uzaklaşmadan tekrar fısıldadı. "Seni özledim." Bu sefer pek nazik sayılmayacak şekilde dudağımdan öpmeye başladığında burnuma dolan kötü koku yüzünden yüzümü buruşturarak Tolga'yı kendimden uzaklaştırdım. "Bütün gece çöpün içinde mi oturdun sen? Affedersin hayatım ama bence duş almalısın, çok kötü kokuyorsun." dedim. Midem çoktan bulanmaya başlamıştı. Uykum bu koku sayesinde iyice açılmıştı. Tolga söylediğim şeyi umursamadan tekrar yaklaşıp öpmeye çalışırken aynı zamanda o zaman benimle duşa geldi, kocanı kokusundan arındır diyerek gülüyordu. Sinirle Tolga'yı itekleyip yattığım yerden kalktım. "Tolga, kes artık, sarhoşsun. Git duş al ve sakın duş almadan yatmaya gelme.
Çok yorgunum, ben uyuyacağım diye öfkeyle söylendim ve ardımda Tolga'yı bırakarak odaya gittim. Yatağa uzandığım sıralarda dış kapının sesini işittim. Gecenin bu saatinde kimin geldiğini görmek için kapıya gittiğimde Tolga yeni içeri giriyordu. Uyandırdın mı sevgilim? Kusura bakma, uyuyor olabileceğin sonradan aklıma geldi. Seni uyandırmak istememiştim dedi, mahcup olmuş bir ifadeyle. Sarhoş denilemeyecek kadar ayıktı. Davranışları da oldukça normaldi. Tolga yeni geldiyse eğer salondaki kimdi? Tolga'ya cevap vermeden hızla salona girdim, kimse yoktu. Ardından mutfağa, banyoya, hatta tuvalete bile baktım ama hiç kimse yoktu. Hayatım, iyi misin? Bir şey mi oldu diye merakla sordu. Hemen arkamda duruyor ve ne yaptığımı anlamaya çalışıyordu. Sen biraz önce gelmemiş miydin? Hatta salonda yatıyordum ve sen beni uyandırdın. Tolga'ya bunları söyledikten sonra yanına yaklaştım ve onu kokladım. Tuhaf görünüyordum belki de, eşimi korkutuyordum ama umurumda değildi. Biraz önce yaşadıklarımın gerçek olduğuna emindim. Tolga her zamanki gibi parfüm kokuyordu. Az öncekinin aksine alkole dair bir koku yoktu. Eşim anlayışla gülümsedi ve saçlarımın arasına bir öpücük kondurdu. Rüya görmüşsün sen hayatım. Daha yeni geldim ben. Hadi yat. Ben de su içip geliyorum. Tolga bunu söyledikten sonra yanımdan ayrıldı. Gerçekten rüya mı görmüştüm bilmiyorum ama emin olduğum bir şey vardı. O da yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğuydu. Huzursuz bir gecenin sonunda uykusuzluk bedenimi esir almıştı. Tolga'yı işe gönderdikten sonra iş yerimi arayıp iyi olmadığımı söyledim. Sık sık yapmadığımdan dolayı da herkes çok anlayışlıydı. Yokluğumu belli ettirmeyeceklerine emindim. Etrafı hızla toparladıktan sonra kahvemi hazırlayıp kanepeye geçtim. Telefonumu alıp en yakın arkadaşım Buse'yi aradım. Telefon bir süre çaldıktan sonra meşgule düşüyordu. Aramayı görünce döneceğini umarak telefonu sehpanın üzerine bıraktım. Tam o sırada garip bir şey oldu. Yatak odasından ayak sesleri geliyordu. Delirmediğime sevinmem gerekiyordu belki ama çok korkuyordum. Resmen kalbim boğazımda atıyordu. Kendimi çabucak toparlamalıydım. Kanepeden yavaşça kalktığımda ayak sesleri kesildi. Sanki hareketlerimden haberdar gibiydi. Kesinlikle odamdaki bir insan değildi. Tıpkı gece kocamın kılığında yanıma gelen varlık gibi. Böyle olaylara hep inanırdım, lakin başıma geleceğini hiç ummazdım. Cesaretimi toplayıp hızlıca odaya girdim. Odada garip bir koku dışında hiçbir farklılık yoktu. Sonradan fark ettim bu kokuyu, tanıyordum. Anneannem evimize geldiğinde bu kokuyu hep duyardım. Adına üzerlik denen bir ot vardı. Onu yakınca evdeki nazarın, kötü gözün gideceğine inanılırdı. Benim evimde, odamda bu kokunun ne işi vardı? Giderek her şey daha da tuhaflaşıyordu. Odadan çıkıp salona geçtim. Telefonu alıp Buse'yi tekrar aradım, lakin yine cevap yoktu. Sosyal medya hesaplarına ulaşmaya çalıştım ama hiçbiri aktif değildi. Geçen sene o da benzeri bir şeyler yaşamıştı. Hatta gittiği hocaya hep dua eder dururdu. Hocanın adresini alabilsem rahatlayacaktım. Telefonu kanepenin üzerine bırakıp bilgisayarımı aldım. Ne olduğundan emin değildim ama Buse'nin bana anlattıklarından dolayı musallat olabilme ihtimali aklımdan çıkmıyordu. Tolga'ya bunları anlatsam delirdiğimi düşünürdü ki haklı da olabilirdi. Kabusu ve nereden geldiği belli olmayan birkaç saniyelik sesi muhtemelen kafama çok takıyordum. Bir süre sakince bekledim. Evde tüm gün dolanıp durdum ve sıkılmaya başladım. İnsanlar evde bütün gün nasıl durabiliyordu? Kalkıp mutfağa geçtim ve Tolga'nın sevdiği yemekleri yaptım. Eşimin eve gelmesini beklemeye başladım. Bir anda kapıdan gelen anahtar sesiyle mutfaktan çıktım. Erkencisin hayatım diyerek eşime baktım. Tolga anahtarını vestiyerin üzerindeki kaseye bırakırken bitkin bir şekilde beni izliyordu
ve oldukça kötü görünüyordu. "Kötü görünüyorsun hayatım. Bir şey mi oldu?" diye sordum. Bakışları gözlerime kenetlendiğinde bir çift alev topunun beni izlediğini gördüm. Doğrudan üzerime doğru gelip bağırmaya başladı. "Ne olacak? Bana çocuk dahi veremeyen bir kadınla evliyim. Annem haklı. Sen eksik bir kadınsın. Sen bizim soyumuzu kurutacaksın." Gözlerim yaşarıyordu. Kendimi dizginlemeye çalışıyor, dilimin ucuna gelenleri yutuyordum. Onun canını yakacak sözleri söylememek için direniyordum. "Sanırım biraz yalnız kalsan iyi olacak," dedim ve kapıya yöneldim. Tam kapıyı açtığımda Tolga ile burun buruna geldim. Gözlerim şaşkınlıktan yuvalarından çıkacak gibiydi. Sakince ve nazikçe beni izleyip gülümsedi. "Oh hayatım, kocanı kapıda karşılıyorsun demek. Umarım yine annemler yoktur. Dur bir dakika, iyi misin Esra?" Vestiyerin üzerindeki kaseye baktım, boştu. Bu sefer bir kabus değildi, kesinlikle iyi değildim. Beynim uyuşmaya başladığında gözlerimin önü karardı, kendimden geçmişim. Kendime geldiğimde kolumda bir acı vardı. Beyaz bir odanın içerisindeydim ve yattığım yeri bir perde ayırıyordu. Kendime geldiğimde hastanede olduğumu idrak etmem uzun sürmemişti. Karşıdan gelen Tolga'yı görünce gözlerimi tamamen açtım. Yüzü asıktı. Kesinlikle bir şeyler olmuştu. "Ne oldu Tolga?" diye sordum. Yüzünün bir yanı hüzün, bir yanı öfke barındırıyordu. "Düşük yapmışsın," dediğinde kaskatı kesildim. Bu mümkün değildi. Kimsenin bilmediği, yalnızca eşimle benim bildiğim bir sır vardı. Hamile kalmam olanaksızdı. Çünkü eşimin canlı sperm sayısı yok denebilecek kadar azdı. Tüp bebek bile bir ihtimal tutabilirdi. Küçükken geçirdiği ateşli bir hastalık doğrudan geleceğini etkilemişti. "Saçmalama istersen. Testler karışmış olabilir. Böyle bir şeyin olmayacağını sen de biliyorsun." "Evet, benim çocuğum olmuyor Esra ama senin olabilir ve olmuş da." İma ettiği şey iğrenç bir şeydi. Bunu düşünmüş olması bile beni çok üzmüştü. "Bunca zaman olmadı, şimdi oldu öyle mi? Ben seninle çocuk için evlenmedim. Seni sevdiğim için evlendim." "Ne güzel. Bak, önceliklerin değişmiş işte." "Tolga, bu şekilde konuşarak beni incitiyorsun." Gözlerimde biriken yaşı daha fazla tutamamıştım. Bu şekilde konuşması mantıksızdı. Benden bunu nasıl bekliyordu? "Esra, biraz ayrı kalmak ikimize de iyi gelebilir. Seni eve bırakayım, birkaç eşyamı alıp Cenk'in yanına geçerim." Beni o evde bir başıma bırakmayı düşünüyor olamazdı. Garip şeyler oluyordu ve bu evliliğimizi etkiliyordu. "Bu konuyu evde konuşalım mı?" Hastanedeki herkes bizi izliyordu. İnsanların beni yadırgamasını umursamıyordum. Tolga'nın tepkisi daha çok canımı acıtıyordu. Başını olumlu anlamda sallayıp çantamı aldı. O an akıl edebildiğine minnettardım. Hemşireyi çağırıp serumu çıkarttırdım. Hastaneden çıkış işlemleri çoktan yapılmıştı. Tolga koluma girdiğinde nefesim kesilir gibi oldu. Bize ne oluyordu böyle? Araca bindiğimizde ikimiz de sessizdik. Bu sessizlik ortamı yumuşatacağına daha da geriyordu. Onun da kafasından saçma sapan şeyler geçiyor olmalıydı. Yarım saatte eve ulaşmıştık. Masa bıraktığım gibiydi. Ufacık bir korku yüzünden günümüz mahvolmuştu. İçten içe kendime kızıyor, Tolga'ya böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyleyip duruyordum. O ise ısrarla beni dinlemiyor, dolaptaki kıyafetlerini çantasına dolduruyordu. "Yeter artık Esra. Doktor mu yalan söylüyor yoksa rapor mu? Hamile olsam bilmez miydim Tolga?" Söyledikleri karşısında şaşırıyordum. Sanki karşımda duran eşim değildi. "Bilmediğini söylemedim ki." Kırılma noktam bu cümle olmuştu. Onu aldattığımı ima etmiyor, adeta haykırıyordu. Yanına gidip çekmecesini açtım ve eşyalarını alıp çantasına ben yerleştirmeye başladım.
ne yaptığımı gördüğünde şaşırmıştı. Lakin bu suçlamaya katlanmak zorunda değildim. Çantasının fermuarını kapatıp eline tutuşturdum. Bana bakarak bir şey söylemeyecek misin diye sorduğunda gülümsedim. İnanmayacaksın ki. Odadan çıkıp mutfağa yöneldim. Yaşadıklarım yüzünden acıkmıştım. Sandalyeyi çekip oturduğumda Tolga'nın ayak seslerini dinliyordum. Yemek yemeden gitme. Nasılsa hamileliğimi kutlamak için hazırlık yapmıştım sana. Bu sözümle kapıyı sertçe çarptı. Gözyaşlarım yanağımı ıslatmaya başlamıştı. Sinirden vücudum titriyor, gözyaşlarım durmadan akıyordu. Aradan bir dakika geçtikten sonra gelen kapının sesiyle gözyaşlarımı sildim. Pişman olup geri dönmüş olmalıydı, lakin onu bu kadar kolay affetmeyecektim. Hayatım, ben geldim. Bu gerçek olamazdı. Tolga'nın eşyalarını kendi ellerimle toplamıştım. Evin içinde ayak seslerini bile duymuştum. Deliriyor olmalıydım ya da Tolga benimle oyun oynuyor olmalıydı. Odaya gidip baktım, eşyalar yerli yerindeydi. İş giderek içinden çıkılmaz bir hal alıyordu. O şaşkınlıkla mutfağa döndüğümde o da peşimden geldi. Gözlerini kısarak beni incelemeye başladı. Bensiz başlamışsın hayatım. Geç kaldığım için özür dilerim, işlerim uzadı biraz. Ona olanları çaktırmamaya karar verdim. Yanıma geldiğinde gülümsemeye çalıştım. İçten içe korkuyordum. Lakin bu her neyse bunu çözmek zorundaydım. Sanki bir şeyin içine sıkışmış gibiydim ve en sevdiğimle sınanıyordum. Yemeğimizi yedikten sonra birlikte televizyon izledik. Üzerlik kokusu evin dört bir yanını sarmıştı. Uyku zamanı gelince ikimiz de fazla oyalanmamaya çalıştık. Doğru dürüst bir iş yapmadığım halde çok yorgundum. Bunun asıl sebebi beyin yorgunluğu olmalıydı. Gecenin zifiri karanlığında uykunun tatlı kollarına koştum. Beni bekleyen her neyse uykumda beni rahat bırakacağını umuyordum. Saatler ilerlemişti. Gecenin bir yarısı bebek ağlamasına uyandım. Çevrede bebeği olan kimse yoktu. Üstelik bu ses evin içinden geliyordu. Uyku sersemi yataktan kalkıp tüm odaları aradım. Bebeğin sesi giderek yükseliyordu. Eşimin bu sesi duymamış olması mümkün değildi. Misafir odasına girdiğimde arkamdan ayak sesleri yükselmeye başladı. Tolga'nın sese uyandığını düşünerek arkamı döndüm ve hayatımda hiç duymadığım kadar korkutucu bir fısıltı işittim. Seni mezara sokacağım. Kalbim çok hızlı atıyordu. Nefes alışverişlerim o kadar düzensizdi ki ayakta durmakta zorlanıyordum. Üzerime doğru geldiğini hissedebiliyordum ama görememek oldukça kötü bir durumdu. Çevremde bana zarar vermek isteyen bir varlık vardı ve ben onu göremiyordum. Hükmen mağlup olmuştum. O benden bir adım öndeydi. Benden ne istiyorsun sen diye zorlanarak konuşmayı başarabilmiştim. Sonrasında kafamın içinde tek cümlelik bir ses dönüp durmaya başladı. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki bölüm cumartesi günü sizlerle olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.